Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz hep tarihi yerlerden, tarihi mekanlardan çekimler yaptık sizlere. Bugün kendi mağazamız olan Rosemary'den size birkaç bilgiler vermek istiyorum. Bunu yapmamın sebebi şu. Maalesef bizde doğal ürünler, tıbbi bitkiler, tıbbi olaylar çok fazla konuşuluyor. Ancak çok fazla uygulanmıyor. Yani bunun için söylüyorum. İnsanlarımızın buraya mağazamıza gelenlerin %90'ı biz de doğal ürünü çok severiz diye başlıyorlar. Ama öncelikle bir ürünü açtıkları zaman önce kokusuna bakıyorlar. Veya kıvamına bakıyorlar. Yani bu da şunu gösteriyor. Bir üründe, endüstriyel bir üründe illaki bunun kokusu, absorpsiyonu için ürünün kıvamı, bunlar önemli parametreler. Ama doğal ürünler böyle değildir. Doğal ürünlerde kokular her zaman istediğimiz gibi nefis kokmazlar. Onun için bizim insanımız ise doğal ürün arıyor ama içine parfüm konmuş ürünler istiyor. Bunu bilmiyorlar. Bunu anlattığımız zaman da buna inanmak istemiyorlar. Son zamanlarda çok fazla dikkatimi çeken ve bana çok gelen sorulardan bir tanesi özellikle saç bakımı ve saçlardaki tahribatla ilgili ürünler. Biliyorsunuz saç telinin içerisinde keratin denilen özel bir madde var. Bu madde zaman içerisinde çevresel faktörlerle ve kullandığımız kimyasal şampuanlarla zayıflıyor. Bunlar zayıfladıktan sonra dökülme, kırılma ve deride de iritasyon başlıyor. İşte bunu önleyebilmek için, bunu önlemenin en basit yolu doğal şampuan kullanmak. Ama doğal şampuan deyince de arkadaşlarımız mağazalarda satılan işte doğal şampuan, zeytinyağlı, doğal şampuan, arganlı diye yazan şampuanlar zannediyor. Halbuki doğal şampuan diye bizim telaffuz ettiğimiz şey içine koyduğumuz maddelerin doğal olması. Bu sebeple biz kendi işletmemizde üretmiş olduğum Rosemary markasıyla size onlardan birkaç tanesinin tanıtımını yapacağım. Şampuanın içerisindeki koyduğumuz maddelerin %97'si eko sertifikalı ham madde koyuyoruz içerisine. Eko sertifikalı yani bitkisel kökenli. %3 de çünkü biliyorsunuz ki bitkisel kökenli şampuanlar veya bitkiler çok fazla köpürmezler. O köpürme hissini müşteriye verebilmek, insanlara verebilmek. Çünkü biz köpürmeden temizlendiğimizi hissetmiyoruz. Böyle bir algımız var. Onun için o %3 köpürme hissi veren bir maddeyi koyuyoruz. Geri kalan %97'si eko sertifikalı. Ama şampuanın ana maddesini eko sertifikalı yapmak da yetmiyor. Bir de saçın ihtiyacı olan maddeleri koymamız lazım. Yani nedir? Mesela şu benim elimdekinin içerisinde çam terebentini var. Bildiğiniz çam terebentini. Bu çam terebentinin özelliği saçlardaki kırılma, dökülmeleri önleyen yani yüzlerce yıldır bilinen bir bitkisel ham madde. Bu benim üniversite yıllarımda da hocalarımızın bize okuttuğu zamanda da kayıtlara geçmiş bir ham madde bu. Onun yanı sıra bir ürünümüz içerisinde ben ozon yağlı yaptım. Ozon yağı ne demek biliyor musunuz? Biliyorsunuz ozon gazı O3 gazıdır. İçerisinde normal aldığımız oksijenden fazla bir bağ daha fazla oksijen içerir. Bunun zeytinyağının içerisine bu oksijen gazı veriliyor. Belli bir süre muamele yapılıyor. Bu muamele sonrasında ozon yağı meydana geliyor. Yani ozonun yağı olmaz aslında. Buna şöyle demek lazım. Ozonlanmış yağ demek lazım. Peki bunun amacı ne? Bunu niye kullanıyoruz bu ham maddeyi? Bu ham maddeyi kullanmamızın sebebi de şu. Saç diplerinde hücrelerin
ihtiyacı olan oksijeni bu ham maddeyi vasıtasıyla dokuya verebilmek için. Yani oksijen oranını artırmak. Bunu artırdığımız zaman da hücreler beslenince daha güçlü kökler meydana getirecek ve saçların bakımını sağlayacak. Şimdi biz bu ham maddelerin hepsini bir amaca yönelik koyuyoruz. Yani durup dururken bunun içine bir zeytinyağı koyalım da tabii olsun, insanlar da bunu böyle yesinler diye değil. Bir amacımız var. Yani sonuçta elde etmek istediğimiz saçta, dokuda bir sonuç elde etmek istiyoruz. Yani ilaç gibi düşünün bunu. Onun için de biz bunları yaparken, içine ham maddeleri koyarken bu düşünceyle bunları yerleştiriyoruz. Mesela bunun içerisinden size bir tane daha göstereyim. Dünyada bilinen en önemli yağlardan bir tanesi argan yağı. Bu biliyorsunuz Fas'ta yetişiyor. Bizim zeytinyağına benzer gibi bir yağ. Ama bu yağ öyle bir yağ ki içerisinde 12 tane amino asit barındırıyor. Amino asitler biliyorsunuz hücrelerin yapı taşlarını oluşturan maddeler. Hücreyi yeniliyor bunlar. İşte şampuanın içerisine bu arganı koyuyorum. Bu arganla bunu üretiyorum. Buradaki amacım ne? Saç diplerindeki ve saçlardaki hücreyi beslemek, güçlendirmek bu vesileyle dökülmesini önlemeye çalışmak. Bir başka ham madde daha koydum. Bunu şöyle düşündüm. Sarımsak biliyorsunuz dünyada bilinen en iyi antibiyotik. İçindeki bulundurduğu ham madde vesilesiyle en iyi antibiyotik. Peki dokuda, saç diplerinde, saçta meydana gelebilecek bir harabiyet, yani kepeklenme, yağlanma gibi veya keratoz dediğimiz diplerde, derinin diplerinde meydana gelen kalkmalarda, bunu önlemek için sarımsak yağı çok önemli bir yağ. Onun için şampuanın içerisine bunu yerleştirdim ve bu şampuana sarımsakla yaptık. Sarımsak yağı. Şimdi insanlarımız bizim doğada yani marketlerde satılan ürünlerde elde ettikleri, aldıkları ürünlerle bunları kıyaslıyorlar. Onlar daha fazla köpürebilir. Onların kıvamları biraz daha farklı olabilirler. Ama hiçbirisi doğal değildir. Hepsinin içerisinde kimyasallar barındırırlar, tuzları barındırırlar, silikonları barındırırlar içerisinde. İçerisinde zeytinyağlı diye yazılıp piyasada satılanların da ana ham maddesi, ana ham maddeleri kimyasal ama zeytinyağlı diye bir içerisine ekstra bir madde ilave etmişler. Siz bu zeytinyağı okuyunca şampuanın tamamının doğal olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki tamamı doğal değil. Asıl şampuanın ana maddelerini kimyasaldan oluşturuyorlar. İçerisine bir miktar zeytinyağı koyarak zeytinyağlı şampuan yapıyorlar. Ama bizim yaptıklarımızda ise şampuanın ana maddesi ekosertifikalı ve doğal ham maddelerden yapılıyor. Sizlere zaman zaman diğer bitkilerle ilgili kısa videolar yapıp bilgilendirmek istiyorum. Burada sadece kendi ürünümüzü tanıtmamızın sebebi bildiğim için, kendimiz inanarak yaptığımız için bunları yapıyorum. Yoksa mesela daha sonra diğer bitkileri yapacağız. Onları biz kendimiz üretmiyoruz. Ama tedavideki başarılarına çok inandığımız için o ürünlerin hepsini de sizlere tek tek anlatacağım. Sağlıcakla kalın.